Fenerbahçe'nin bir süredir transferini bitirmeye çalıştığı Dominik Livakovic'de Dinamo Zagreb henüz anlaşılamadı. Bon servis konusunda pazarlıklar sürerken devreye anlas Sesar girdi ve işler karıştı. Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini sonlandırmak için bir süredir uğraşıyor. Konu uzadıkça Livakovic için de iş ilginç bir hal aldı. Önceki hafta taraftarına veda eden ve son kez Dinamo Zagreb için oynadığını belirten Livakovic. Transferin bir türlü bitmemesi nedeniyle geçtiğimiz maçta yine kaleyi korudu. İki hatalı gol yiyerek takımının yenilmesinde olumsuz anlamda pay sahibi olan Livakovic için Hırvat basınında aklı karışık ve performansı düşüyor, yorumları yapıldı. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasındaki pazarlıklarda 3 milyon euroluk bir fark bulunduğu iddia edilmişti. Taraflar ortayı bulmaya çalışırken devreye Alnas Esar girdi. İddialara göre Livakovic daha önce Alnas'ı reddetmiş ve Avrupa'da kalmak istediğini bildirmişti. Arap ekibinin 6 milyon euroluk maaş teklifini güncelleyerek tekrar geldiği belirtildi. Dinamo'nun 10 milyon Euro'luk bonservis talebini karşılayan Al Nassr, Livakovic'i bir kez daha ikna etmeye çalışacak. Livakovic ise Fenerbahçe ile anlaşmış ancak kulüplerin anlaşmasını beklerken iş uzamıştı. Fenerbahçe Livakovic'i ikna edip kulübünü ikna edemezken, Al ise kulübü ikna edip Livakovic'i ikna edemedi. Transferin bu hafta olumlu veya olumsuz olarak bir şekilde bitmesi bekleniyor. 2022 ila 23 sezonunda takımıyla 49 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, 49 gole engel olamadı. Hırvat file bekçisi 13 maçta ile kalesini gole kapadı. Fenerbahçe, Livakovic transferinin gidişatına göre Altay Bayındır'ın satışını sonuca bağlayacak. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.